Bu dersimizde VPF kontrollerinden radyo butonu inceleyeceğiz. Radyo buton birden fazla seçenek olan durumlarda o seçenekler arasında bir seçeneğin seçili hale getirebilmesini sağlar. O seçenekler içerisinde seçim yapılmasını sağlar. Bunu bir ankette ya da bir soruyu cevaplarken kullanabiliriz. Örneğin 4 şık vardır. Bu 4 şıktan bir tanesini seçilmek zorundadır. Bu seçim sırasında radyo buton kullanılır. Buna bir örnekle başlayalım hemen. Radyo buton açıp işlemimize başlıyoruz. Burada şimdi direkt ilk olarak group name oluşturuyorum. Bu group name'in adı deneme olsun. Diğer bu grup içerisinde görünmesini istediğim tüm radyo butonların grup name'ini deneme yapacağım. Burada content diyorum. Seçilecek seçenek. Burada içeriğini yazıyoruz zaten. Yukarıda gördüğünüz gibi. Daha sonra bunun margin özelliğini verebiliriz. Margin 10, 10, 10. Evet, bu şekilde. Daha sonra vertical alignment, horizontal alignment bunları çok gerek görmüyorum. Background özelliğini verebiliriz. Gold olsun. Foreground yani yazımızda örneğin red olsun, kırmızı. Evet, çok belirgin olduğu için bunları kullanıyorum. Bu şekilde bir de bunun nasıl checked hale getirileceğini görelim. Onun için de isCheckered özelliğine true değerini göndermeliyim. Bu şekilde göründüğü gibi bir true şeklinde görünüm sağlanmış oldu. Şimdi bunu kapatıyorum. Bir de stack panel içerisinde birden fazla radyo buton oluşturup bir şeyler deneyelim. Bunun için de özetle diğer detaylarına girmeden burada group name diyorum. Group name'i mesela prog dilleri olsun. Yani programlama dilleri. Bunun content'i C Sharp olsun. Bunu kopyalıyorum. Şu şekilde Java C, C++, Python ve Perl olsun. Gördüğünüz gibi yukarıda bunlar başarılı bir şekilde görüntülendi. Bunlar arasında her birinin grubu, grup name'i aynı olduğu için, yani programlama dilleri olduğu için bunlar arasında seçim yapabiliyoruz. Ve diğerindeki seçim otomatik olarak kalkmış oluyor. Mesela ben isCheckered diyorum ve true diyerek Java'yı seçmek istediğimi bildiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde profesyonel uygulamalar geliştirebilirsiniz. Bunların görsel tarafında çeşitli müdahalelerle görüntülerini daha profesyonel şekilde getirerek program arayüzlerinizi düzenleyebilirsiniz. Zaten VPF'de tema kullanımı olmazsa olmazlardan biridir. Bu görüntüler size yetmiyorsa bu görseller istediğiniz temayı oluşturarak bu görüntüleri, görselleri zenginleştirebilirsiniz.